Kıymetli BRT izleyicileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde BRT kanallarında yeni bir evkaf ve kültür programıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızın konuğu mimar ve şair Saygın Akanyeti beyefendi. Kendisiyle hem kendisinin sanatçılığı üzerinde hem mimari üzerinde konuşacak. Yine Kıbrıs Vakıflar İdaremizin geçen hafta düzenlediği bir konferans ve Kıbrıs Türk Kültürü bağlamında yeni bir kitabı da programımızın içinde sizlere tanıtmaya çalışacağız efendim. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı yollayarak programımıza başlıyoruz. Değerli Saygın Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Önce bize bu programı bahsettikleri için ilgili kuruma ve beni buraya çağırdığınız için size içten, yürekten teşekkürlerimi sunarım. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizin gibi böyle isimsiz, kültür ve sanatla uğraşan pek çok Kıbrıs Türk'ü değeri var. Biz de BRT kanalında bu programda onları izleyicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Efendim, Saygın Akanyeti kimdir? Kısaca bir tanısak. Saygın Akanyeti 20 Mart 1947'de Leymos'un kazasına bağlı Piskobu veya diğer ismiyle Yalova'da doğmuştur. İlkokulu yine Yalova İlkokulu'nda okumaya başlamıştır. Ta ilkokuldan yazıya ve dergilere merakı vardı ve okullar arası yayınlanan bir dergide fizik konulu ses nedir diye ilk düz yazım yayınlanmıştı. Onu anımsıyorum. Yalova İlkokulu'ndan sonra Leymos'undaki 19 Mayıs Lisesi'ne girdim. O dönemde de gerek okulun dergisinde, gerek Leymos'unda Bener Hakkı Hakeri tarafından yayınlanan Kaynak dergisinde, akabinde Yalova'da yayınlanan Süzgeç dergisinde ve Halkın Sesi Bozkurt gazetelerinde sürekli yayınlanan düz yazılarım ve şiirlerim vardı. Ve 19 Mayıs Lisesi'nden sonra işte İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Kıbrıs'a dönüş, mesleğe atılış, meslek yanında ülkemizdeki satrancın gelişmesine karınca kararınca katkı koyan, evet, ama hiçbir zaman yazmayı dışlamayan birisiyim. Evet. Peki Sayın Akanyeti, bu yazmak eylemi, Ferit Edgüdün de ifadesiyle bu yazmak eylemi ne başladığınız zaman bir içgüdüyle mi geldi, yoksa etkilendiğiniz, okuduğunuz yerli yabancı isimler var mıydı? Şimdi sürekli gazeteleri izleyen, kitap okumaya çalışan ta ilkokuldan beri bir yapım vardı. Ve gazetelerde, kitaplarda okuduğum işte Nazım Hikmet olsun, Orhan Veli olsun veya işte Reşat Nuri Güntekinler, Aziz Nesinler olsun, gayri ihtiyari böyle, yani kaç yaşında elime kalemi alıp da ilk yazdığım şiir, ilk düz yazıları anımsamıyorum ama gazetelerde, dergilerde yayınlananları somut bir şekilde anımsıyorum. Bugüne kadar geldik ve onsuz, yani her gece yatmadan 2-3 sayfa okumazsam veya birkaç satır karalamazsam sanki yaşamıyormuşum gibi geliyor. Bir boşlukta hissediyorum. Ne mutlu size. Peki efendim, sizin Yarınsızlık 1974 bir 77. 77 midir? Evet. Romanınız var. İlk kitabınız ve daha sonra şiire biraz daha fazla kaydınız ve iki ansızın arasında yaşamak 1978. 78, sonra da genişletilmiş ikinci baskısı. 2008'de genişletilmiş ve 2020'de de daha da genişletilmiş. Evet. Ve tekrar genişletilmeyi dördüncü olarak bekliyor. Peki yani şiire doğru bir kayış var. Birazdan şiiriniz üzerinde de konuşacağım. Bir, bu şiire doğru kayış neden oldu? İki, siz neticede İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık mezunusunuz.
Biraz mimari tabii matematik hendeseyle ilgili bir alan. Yani şiire doğru kayış neden? İki, bu mimari ve matematikle şiir arasında nasıl bir bağlantı var? Yani sanki birbirine uzak düşüyormuş gibi gözüküyor. Şimdi aslında sadece şiirde veya mimarlıkta değil, bütün eylemlerimizde, bütün bilim dallarında farkında olmasak bile matematik var. Yani sayısız hiçbir şeyi kafamızda canlandıramıyoruz. Hatta bize biçilen ömürü bile, işte başlangıç noktası sıfırsa, işte öleceğimiz an işte yüzüysa, ister istemez bunları matematiğe indirgeyerek algılayabiliyoruz. Çünkü beynimiz bütün uzayı, bütün zamanı algılayabilecek güçte değil. Hatta şu anda içinde bulunduğumuz dünya savaşlarını bile Halikarnas balıkçısı şöyle demişti: İnsanlar algılasınlar diye birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı diye sınıflamışlar. Halbuki bu savaş Adem ile Havva'dan başlayarak günümüze hiç durmadan gelen bir süreçtir. Evet. Ve kesinlikle bunları ayırmamamız lazım. Birbirine bağlı olarak bir süreç olarak geliyor ve bugünkü en kötü durumuna doğru gelmiş durumdayız ve inşallah daha kötü bir duruma gitmeyiz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda matematiksiz olmuyor. Ama benim mesleğim icabı rakamlarla uğraşmam, örneğin 5 yazarken 5 harf kullanmak yerine rakamı kullanarak hem yazıdan bir ekonomi sağlıyoruz hem de görsel olarak evet, kafalara daha iyi geliyor. Zaten şiir bir noktada sestir ya, ben onu kafamda rakam olarak düşünsem de 5 diyorum. Evet. 3 harfle yazsam da yine 5 oluyor. Ve ben farkında olmadan tabii bunlar gelişti ve sizde böyle bir izlenim bıraktı. Kaldı ki ben şiirlerime bile şiir deme cesareti gösteremiyorum. Çünkü Shakespeare'ler var, efendim Nazım Hikmetler var, dağlarcalar var. Yani onların yanında ben ancak işte dizelerle denemeler şeklinde kendimi avutmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Peki bu iki ansızın arasında yaşamak, arkadaşlarımıza vermiştim ben kitabınızın görselini, siz genişletilmiş baskısını da. Şimdi ilk 1978'de yayınlanan şöyle küçük ilk baskı. İlk baskı ve 102 sayfalı. Ve niçin bu kitaba bu ismi vermişim? En son almışım onu. İki ansızın arasında yaşamak. Ansızın doğmuşum bir, ansızın öleceğim iki ve iki ansızın arasında sen üçüncü ansızınımsın diye bitirmişim. Evet. Ondan sonra biriken şiirleri toplayarak 2008'de kaç sayfaya ulaştık? Evet. 150 sayfaya ulaştık. Görselimizdeki ikinci baskı. İkinci baskı. Genişletilmiş üçüncü baskı, üçüncünün lacivertliği ise bayağı 200 sayfayı aşan bir kitap haline gelmiştir. Peki bu iki ansızın arasında yaşamak, yani anladığım kadarıyla sizde bu zaman kavramı, an, evet, yani sadece sizde demem yanlış, pek çok okuduğumuz şairde karşımıza çıkıyor. Yani şairler bu zamanın geçiciliği, an, kayıp, bu konuda daha mı hassas? Şimdi kafası çalışan bir insan veya gerçekleri görme cesareti gösteren bir insan zaman faktörünü hiçbir zaman dışlayamadığını görmek zorundadır, görebiliyor. Evet. En basiti bir satranç karşılaşması bile satranç saatsiz oynanmaz. Yani her oyuncunun kullanabileceği bir zaman süresi var. Bir ayak topu karşılaşması bile işte 90 dakika veya 90 artı şu kadar dakikayla sınırlandırılmıştır. Zaten ömrümüz ecel dediğimiz bir son noktayla sınırlandırılmış olduğuna göre işte gecenin bile
bir süresi var, gündüzün de. Biz bu zaman faktörünü düşünmek zorundayız ve değil günümüzü, saatlerimizi, dakikalarımızı bile hem kendi sağlığımız açısından, hem kendi aile yapımız açısından, hem ülkemizin, hem de bütün insanlık açısından öleceğimiz ana kadar çok iyi değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde keşke keşke diye ölüp gideceğiz. Evet. Efendim, tabii ben sizin şiir kitabınızın 3. baskısını da tamamını da hepsini okudum. Çok enteresan şiirler var. Az önce belirttiğimiz gibi başlık yerine rakamları kullanıyorsunuz. Bir şiiriniz var. Onu ben tahlile de çalışıp bir dergide yayınlamıştım. İzleyicilerimizle paylaşıp onun üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Kıymetli BRT izleyicileri, Sayın Saygın Akanyeti'nin şiir kitabından Saksısıyla Dolaşan Çiçek adlı şiiri okuduktan sonra kendisiyle konuşmak istiyorum. Şiir şöyle: Güneyde kaldı yarım kalmış şiirlerim, kuzeyde başlanmış romanlarım askıda. Ben kim, şiirlerim, romanlarım kim? Asya bozkırlarından Anadolu'ya, Anadolu'dan devingen ve değişken sınır boylarına taşıdığım çiçek, toprağa ekemediğimden hala ve hala saksıda. Bu şiiriniz beni çok etkiledi. Neden etkiledi? Yani siz farkında olarak veya olmayarak, okuyucu tabii bunu çıkarıyor, aslında Türk tarihini ve Türk karakterini tarih içindeki özetliyorsunuz. Yani ne var burada? Devamlı bir göçmenliğimiz var. Asya bozkırlarından Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara, sınır boylarına. Hatta bu göçmenlik bugün de iş anlamında, değil mi, dünyanın değişik yerlerine kadar devam ediyor. Ve bir sabit bir kök salamama gibi bir temanız var. Gerçi bizim yani Türk Kurtuluş Savaşı sonunda Anadolu'yu daha milli bir vatan haline getirdiğimiz Atatürk sayesinde düşünülürse, burada bile yani son 100 yılda herhalde belli bir toprak parçası üzerinde daha bir hakimiyet kurma fikrimiz var. Efendim, bu şiiri hangi duygularla yazdınız? Şimdi az önce lise yıllarımda Türkiye'den gelen çok değerli öğretmenlerimizin etkisiyle Aziz Nesinleri, Reşat Nuri Güntekinleri çok yakından tanıma fırsatı bulduk. Ve onlar bizde bir birikim ve bir temel oluşturdu. Ve Aziz Nesin'in hemen hemen bütün kitaplarını ve hayat hikayesini okuduğum için onun vurguladığı, saptadığı çok önemli bir gerçek var. Uygarlığın diyor temeli yerleşiklikten geçer. Evet. Biz Türkler diyor bu yerleşikliğe zaman süreci içerisinde yüzyıllar boyunca doğru dürüst geçemedik. Ta ki işte bu misak-ı milli hudutlarımızı çizene kadar. Batıya baktığımızda birçok ülkeler hemen hemen hiç savaş görmemiştir veya bir defa görmüştür ama gene yerinde kalmıştır. Yani mesela 1. 2. Dünya Savaşları'nı alsak bile Almanya yine Almanya'dadır. Evet. Amerika, Amerika oradadır. İskandinav ülkeleri oradadır. Ama bizim geriye doğru tarihimize baktığımızda sürekli sınırlarımız değişmiştir ve çok acımasızca batıdan bu misak-ı milli hudutlarına bir göç olmuştur ve biz Kurtuluş Savaşımızı bildiğiniz gibi sadece Anadolu'da yaşayanlarla değil, o dıştan gelen, o acı çeken, gerçek darbeyi yiyen insanların bilgi ve katkılarıyla da evet, Atatürk'ün önünde başardık. Dolayısıyla ben bu tespiti zaten tarihsel olarak yapmışım, okumuşum ve sürekli beni, ben de kendi yerimden güneyden kuzeye göçen biri olarak, evet, ve hatta bizim köye 58, 64, 67'lerde başka köylerden göç edip gelenlerin 3. 4. kez göç etmelerini yaşayan biri olarak sürekli bunların etkisinde kaldım ve ben bunları en kısa, en ekonomik harflerle acaba nasıl anlatabilirim benim dışımdakileri diye çok kafa yordum ve uzun bir süreç sonunda
çıktı ortaya. Bu çıktı. Tabii şimdi buyurduğunuz gibi yani sizin ekonomik bir Türkçeniz var. Ekonomik Türkçe ile kastımız şu, zengin ama yerli yerinde kullanılan, lüzumsuz sözcük kalabalığı yok. Bu bağlamda işte Türkiye'de Yahya Kemal Beyatlı'nın, Fazıl Üstü Dağlarca'nın yaptığı şeyi yani siz şiirlerinizde yapmaya çalıştınız ve bence başardınız. Yani bu ekonomik Türkçe kullanımı duyguyu en yoğun ama az sözle Şimdi bu ifade ekonomik etme. diye bir parantez açayım. Evet. Ben bu cep telefonlarında da doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Artık onu benimle konuşanlar takdir edecek. Çok ekonomik konuşmaya çalışıyorum. Çünkü ya arabada gidiyorumdur ya çok önemli bir şey yapıyorumdur. Yani durup aynı cümleyi 3 defa tekrarlamam açılış ritüeli veya Evet. kapalış ritüeli de yapmıyorum. Yani gerekirse karşı tarafta cümlesini bitirmeden bazen size de yapıyorum. Bilmem fark ettiğiniz mi? Hemen kapatıyorum. Evet. Peki efendim az önce bu ekonomik Türkçe dedik. Sizin Türkçeyi, Türk dilini çok sevdiğinizi de konuşmalarımızdan biliyoruz. Kıbrıs Türk şairlerinden Sayın Mehmet Kansu da diyor ki bizi bugünlere getiren ve yarınlara götürecek olan Türkçedir. Türkçeyi kaybetmemiş olmamızdır adada. Kaybeden köyler asimile oluyor. Sizin ana dilimiz Türkçe ve Kıbrıs'taki durumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Şimdi bu konuyu benden daha ekonomik bir şekilde özetleyen bir Fazıl Üstü Dağlarca var. Türk dili diyor, benim ana dilim, ana sütüm, ses bayrağımdır diyor. Evet. Şimdi bu iki sözcükten daha güzel izah edebilen doğru. Kim olabilir ki? Doğrudur, doğrudur. Ses bayrağımdır diyor. Bir de işte Konfüçyüs'ten bahsettik, Mahatma Gandhi'den bahsettik. Hangi konu isterse olsun askeri bir harekatta bile ana dilini bilmeyen bir ordu o savaşı kaybeder. Evet. Çünkü komutanından gelecek olan emri algılayamayacak veya yanlış evet, algılayacak. Evet. Yani bir yerde okumuştum şimdi şairi yazarını belki hatırlarım. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra malum resmi dillerden biri de Türkçe. Ama diyor yani devlet dairelerinde Rumlar bizden İngilizce veya Rumca dilekçe vermemizi şimdi isterlerdi eskiden. Evet. Ve o işleme konulamazdı. Aslında burada bile yani Türkçenin değeri ortada. Yani bir milleti sindirmek için dilini iptal etmek söz konusu. Bugün öyle bir sıkıntımız yok. Yani Türkçenin yabancı dillerden aldığı sözcükler var ama bu normal bir şey. Diller birbirinden sözcük alıp verebilir. Ama en azından değil mi? Şairi, yazarı, dilekçesini serbest yazabiliyoruz. Evet, şimdi bu gene bir parantez açayım. Çünkü değerli konuşmanız pek kolay kolay kesilmemesi gereken bir konuşma. Tabii ki her dil başka dillere açıktır ve bazı yabancı sözcükler kaçınılmazdır. Evet. Ama bunu kullanırken alındığı dildeki anlamını bilerek kullanmamız lazım. Yani bugün şimdi ben bir anket yapsam, sokaktaki insanlara sorsam trend nedir? Evet. Yahut konsept nedir diye sorsam eminim her kafadan bir ses çıkacak. Evet. Ama eğer siz o yabancı dillerdeki anlamını hele hele bir deyimse bunu sözlükte de tam karşı yani bilinçli bir şekilde kullandığınızda ve Türkçe anlamını da parantezini vererek yaptığımızda tabii ki faydası var. Çünkü bazı deyimler vardır ki sizin kalıplarınızdan çok daha güzel anlatabiliyorum. Az önce program öncesi sizinle sohbetimizde de belirttiniz. Mesela ben asla TV demiyorum dediniz ki doğru. Çünkü yabancı dillerden sözcük alınabilir ama telaffuz, söyleyiş alınamaz. Bizim kimi aydınlarımız arasında veya işte bunları kullananlar arasında böyle bir garabet var. Mesela PVC kaplamayı doğru söylüyoruz. P
PVC kaplama demiyoruz. Bazıları PVC'ler ama. Diyor ama telaffuz alınamaz değil mi efendim? Kesinlikle. Yani, eskiden TV denirdi. Sonra bu İngilizce'deki bir TV çıktı. Yani bunlara özen gösterilmesi gerekiyor. Hatta burada şimdi aklıma geldi. Madem ki vakıflar da bizi sponsorluk olarak değerlendiriyor. Şu anda ben yetkili olsam hemen bir genelgeyle bütün gömütlüklerdeki, mezarlıklardaki kapristanlık sözcüğünün sonundaki lıkı kaldırıp Mausa kapristanı, Lefkoşa kapristanı diye düzeltmemiz lazım. Evet. Ama herkes, bütün kültürlü adamlar cenazesini başkent gömütlüğüne götürüyor. O kelimeyi orada her gün görüyor. Evet. Ama o kadar duyarsızız ve sanki o doğruymuş gibi algılıyoruz. En yetkili şahıslar bile kapristan yerine kapristanlık diyor. Yani mezarlılık. Evet. Yani söylediğiniz gibi böyle pek çok, yanlış kullanım örnek var. Ve radyo ve televizyonlar ve gazete başta olmak üzere buna özen göstermeli. Sadece bilgide değil, dilin kullanımında da. Tabii ki, tabii ki. Yani bunları şimdi burada saymaya kalksak çok komik şeyler karşımıza çıkar. Ama dillendirmemiz gerekir. Ve en azından şu anda bizi dinleyen 10 kişiden biri bile bunu fark etse, çünkü farkında olmayabilir. Evet. Bu da bir kazanım. Tabii ki, tabii ki. Efendim, sizin şiirlerinizden en son yazdığınız bir parçayı bana getirdiniz. Ben az önce bir şiirinizi paylaştım ama sizin sesinizden de izleyicilerimize bir okuyup şimdi, onu değerlendirsek. Şimdi az önce işte şiir nedir falan nedir şeklinde. Ben bunun cevabını ararken işte aylardan sonra işte birkaç dizeyle anlatmaya çalıştım. Hatta şair veya ozan yerine daha böyle halk dilindeki bir sözcüğü kullanarak bu çok küçük şiirin adı şu, henüz hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Hatta benim not defterime bile daha geçirilmemiştir. Şiircilik böyle bir şey. Sevgilinleyken kendini unutursun. Sevgiline iki dize dizerken sevgilini bile. Evet. Sanatın gücünü gayet güzel ifade ettiniz. Bunun yanında madem paylaşınız bizlerle. Şu anda güncel olan ve 6 Şubat 2023 04.17 pazartesinden beri kamuoyunu ve özellikle bizim Mausa'daki annelerimizi ilgilendiren ve benim 6 Mart 2023'te yazdığım yine birkaç dize vardır ve bunu melekleşenlere adamışım. Köksüz ağaç gibi devrildi binalar, balkonsuz kaldı çırılçıplak dallarıyla nar ağaçları, yerle bir olan binalar arasında. Dimdik duran iki gökdelen gibiydik. Ey takdirden önce tedbir alan sevgilim düşünce. Evet. Kaleminize, ağzınıza sağlık. Bir kere daha rahmet diliyoruz. Peki efendim, şiirlerinizde sadece bu son okuduğunuzda değil, şiirlerinizde deprem motifi var. Özel bir sebebi var mı bunun? Yani deprem kelimesini çok kullanıyorsunuz. Şimdi az önce saksısıyla dolaşan çiçekteki gibi bizi bırakmayan o göçmenlik olgusu, bir deprem kuşağında yaşayan kuşaklar olarak, insanlar olarak da depremle yaşamaya zaten alıştık, alışmak zorundayız. Ama alışmak veya bunu dile getirmek yetmiyor. Az önce işi takdire bırakmayıp tedbir almamız noktasında bir vurgulama. Zaten benim gerek dizelerle denemeler olsun, gerek romansal çalışmalar olsun, bir de mesleğimden gelen. Çünkü biz teknik adamlar bir sorunu çözmek için varız. Evet. Dolayısıyla benim yazacağım, söyleyeceğim şey de toplumsal bir sorunu çözmeye ışık tutarsa
yerelliğini veya ulusallığını veya evrenselliğini ancak içerebilir. Evet. Evet. Dolayısıyla bu şiir de ona yönelik. Yani evet, kadere inanacağız ama kader olup biten şeylerle ilgili, değiştiremeyiz. Tabii. Ama önümüzdeki geleceği önce elimizden geleni yapmamız gerekir. Bilimin emrettiklerini yapmamız gerekir. Aksi takdirde belediyesiyle, şehir planlamasıyla, hükümetleriyle, çıkardığımız af yasalarıyla, kolon kesen mal sahipleri ile hepimizin sınıfta kalarak benzer acıları tekrar yaşayacağız demektir. Yani biz şimdi istediğimiz kadar anıt yapalım, işte dava açalım, davayı kazanalım, mevlid okudalım, heykel dikelim, tamam güzel, ama gelecek çocukların da aynı şeyi yaşamaması için işte binanın oturacağı yerden başlayarak binaların yüksekliğine kadar, taşıyıcılığına kadar ve bu binanın başladığı andan bitene kadar ki kontrolüne kadar, bana göre hepimiz, mal sahibi de dahil, belediyesi de sorumluyuz. Evet. Eğer bir yerde bir yıkılma varsa herkes sorumlu. Saygın Bey, bu bilgilerinizle aslında meslek alanınıza da giriyoruz. Neticede mimari mühendislikle ilgilisiniz, bu sanatınıza da yansıyor. Şunu sormak istiyorum. Bugün biliyorsunuz Kıbrıs Vakıflar İdaremiz adamızdaki Türk İslam yapılarının restorasyonu konusunda maddi manevi büyük çaba gösteriyor. İşte bir takım yabancı Avrupa'dan gelen fonlarla yapılan şeyler var. Fakat orada da mütekabiliyete bazen uyulmuyor. Yani bir kilise onarılırken mesela bir cami veya çeşme onarılmayabiliyor. Tabii bunlar benim şahsi tespitlerim. Ama ben size şunu sormak istiyorum. Bugün adamızda özellikle bu ulusal kültür bağlamında bu yerel yapıların, Türk İslam kökenli yapıların ve genel yapıların restorasyonu sizce ne durumda Kıbrıs'ta? Şimdi gelip işte yer değişikliğine geliyoruz. Bir insanın eski eseri, tarihi, evet, hatta harikalardan biri olan yapıları koruyabilmesi için önce o göçmenlik psikolojisinden, o göçmenin verdiği ekonomik sıkıntılardan, başını sokacağı bir ev sahibi olmak noktalarını ancak aştıktan sonra ona zaman veya para ayırabilir. Evet. Çok şükür şu anda 74 sonrasındaki sıkıntıları geride bırakıp Türkiye'nin ve işte Avrupa Birliği'nin katkılarıyla da bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Buna ben bir örnek verebilirim. Hatta böyle gösterebilirim de. Evet. Bu kitabın adı A Tale of Two Villages, Traditional Architecture and Culture Within the Context of Cypriot Settlements'er. Ve kapaktaki fotoğrafta da bir kiliseyle bir camiyi yan yana. Evet. Bir kilise çan kulesiyle minareyi yan yana gösteriyor. Ve A Study of Tradition in Stone and Earth diye böyle bir kitabımız oldu. Ve ben bir arkadaşımla bu çalışan ekiplerde görev aldım ve konusu da Ağırdağ ve Alaniç'iydi. Evet. Ve Alaniç'indeki Türk-Osmanlı mimarisini ve yerel mimariyi, işte taş ve kerpiç kullanılarak ortaya çıkan yapıları ve iklimsel özelliklerini çizimlerle, fotoğraflarla, ki bunun içerisindeki bazı fotoğrafları ben çektim. Ve hasbelkader yani bu kitap 3 dilde yayınlanmıştır. İngilizcesi, Rumcası ve Türkçesi. Hasbelkader bunun İngilizceden Türkçe'ye çevirisini bana yapmak nasip oldu. Evet. Bununla ölene kadar kıvanç duyacağım. Ve bu çalışma bizim vakıflar idaresine de,
bizim mesleki örgütlerimize de çok güzel bir yol gösterici olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, elinize sağlık. Efendim bir de o konuda da bilgi verelim. Tanıtacağımız bir iki başka şey var. Sizin bir de satranç cepheniz var. Evet, evet. Satrançla bağlantınız, yaptıklarınız nedir Kıbrıs Türk satrançlığı bağlamında? Satrançla benim ilişkim lise son sınıfta ilk defa satranç sözcüğünü duydum. Çünkü BAF'tan gelen bazı arkadaşlarımız satranç oynuyormuş. Ama ben satranç sözcüğünü Limassol, Leymos'un bölgesinde hiç kimse bilmiyor. İngiliz üstlerinde bir süre çalışmaya giderken işte bizim alışveriş dediğimiz onların shopping center dediği yerden özellikle Basic Chess diye bir kitap aldım ve satranç taşlarını aldım ve kendi kendime öğrendim. Öğrendikten sonra da oynayacak adam arıyorum ama yok. Hasbelkader Benir Hakkı Haker'i bizim Yalova'ya ilkokul öğretmeni olarak geliyor. O da at çok biliyormuş. Onunla oynamaya başladık. Derken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde orada daha yaygın. Çünkü ondan önce ben dama oynuyordum. Ve damayı da nasıl oynardık Oğuz Bey? Satranç tahtamız, dama tahtamız yok, taşlar yok. Dere kıyısından topladığımız siyah beyaz çakıl taşlarını evlerin su basmanına duvardan kopardığımız alçı parçasıyla 64 kareyi çizerek oynardık. Evet. Dolayısıyla küçüklüğümden benim damaya olan tutkum onun daha da karmaşık ve daha güzel olanı satranca dönüştü ve ben mezun olup geldikten sonra da Mimarlar Camiası'ndaki bazı arkadaşlarla oynayarak bunu 3-5 arkadaşla bir federasyona dönüştürüp ülkeye yayıp hatta 1997'lerde Türkiye ile başa baş mücadele edecek duruma getirme katkım oldu karınca kararınca. Evet. Ve bununla da ilgili o yapılan çalışmaları kronolojik bir kaynak kitap diye. Evet, satrançla ilgili kronolojik adına, kaynak bir kitap. Evet. Ve bu zannedersem şu anda satranç camiamızın elindeki tek kaynaktır. Çünkü yapılan yıllık çalışmalarımızı genel kurullarımıza da onaylattırarak hazırlanan bir şeydir. Yani sübjektif bir şey değil. Tamamen anladım, objektif. Anladım. Bir belgesel gibi yani, değil mi? Yani işte kitap dediğimizde sadece evet, şiir değil. Bunun yanında benim bu yan uğraşlarım da eminim ülkeme, yurduma ve insanıma karınca kararınca bir katkı sağlamıştır. Ve bunun meyvelerini ben görüyorum. Hiç tanımadığım tabii, bir insan tabii. Karşıma çıkıyor. İşte yok doktor oldu, yok işte en basit örneği Yakın Doğu'da Barçın Özcem diye bir dahiliyecimiz var. Benim oğlumun en samimi arkadaşıydı. Evet. Bunlarla iftihar ediyoruz. Tabii bugün de gerçekten benim de birkaç arkadaşım veya evladı bu satrançta çok önemli başarılara imza atıyor. Bunun temelinde de sizin ve arkadaşlarınızın olması çok güzel. Tebrikler. Şimdi efendim tabii programımızın yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Bazı göstereceğimiz bir iki görsel de var. Sizinle kapatırız o görsellerin adından. Ben çok mutlu oldum. Sizi tanıyordum ama daha da yakından tanıdık ve şunu söyleyebilirim kıymetli BRT izleyicileri, çok yönlü bir insan Saygın Bey, Saygın Akanyeti ve bunu da çok ortalığa atan, anlatan biri değil. Bu program vesile oldu. Mütevazi bir insan. Mecbur kaldık. Yok estağfurullah. Bizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim birazdan veda edeceğiz size ama aktarmak istediğimiz birkaç konu daha var. Geçen hafta Kıbrıs Vakıflar İdaremizin önemli bir konuğu vardı, konferansı vardı Lefkoşa AKM'de. Adalarda Türk İslam Mimarisi, Osmanlı Mimarisi uzmanı Doçent Doktor Neval konuk Halaçoğlu hanımefendi Vakıflar İdaremizin konuğu olarak bir konferansa geldi. Bu konferans niçin önemliydi? Adı geçen araştırmacı Marmara Üniversitesi'nden Türkiye'de nadir alanında bulunan kişilerden biri. Adalarla Kasıt, Girit, Midilli, Sakız, Rodos adalarında 500-600 yıl Türk yönetiminde kalan
buralardaki Osmanlı Türk mimarisinin durumunun incelenmesiydi. Yerel gazetemizde röportaj da çıktı. Bu konferansa katılım yoğundu. Kıbrıs Vakıflar İdaremize teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir ismi davet ettiği için ve oradan çıkan bilgi şuydu kıymetli BRT izleyicileri. Bugün en çok Osmanlı Türk yapısının bulunduğu ülke Yunanistan. Fakat 20 bine yakın eser var. Ayakta kalanlar, bir kalamayanlar var. Yani rakam daha da büyük. Fakat Neval Konuk Hanım bunları araştırmaya gittiği zaman belli bir envanterinin bulunmayıp Bizans sonrası yapı olarak kimilerinin kayıtlı olduğunu söylüyor. Bazıları yıkılmış, bazıları başka türlü hizmet bekliyor, bazıları işte harabe şeklinde. Bunları bütün görsellerle bize tanıttı ve Kıbrıs bağlamında da adalarda Türkistan mimarisinin karşılaştırmasını yaptı. Bu da önemli bir konuydu. Çünkü mimari sanat eserleri, bunların korunması, restorasyonu, gelecek kuşaklara aktarılması milli kimliğin de devamı bağlamında önemli. Bu etkinlikten de sizlere söz etmek istedik. Bugün tanıtmak istediğimiz bir kitap var. Rahmetli Fahri Ersavaş'ın Kıbrıs Şiirleri Antolojisi. Biliyorsunuz programımızın içinde sona doğru böyle tarihi bağlamda Kıbrıs Türk kültürüyle, edebiyatıyla ilgili bir yapıtı, bir eseri size tanıtıyoruz. Fahri Ersavaş 1920-2012 yılları arasında yaşamış bir emekli edebiyat öğretmeni. Kıbrıs Türkleri bağlamında çok önemli bir isim. Niçin? 1954, 65, 2004, 2007 olmak üzere kendi başına Türkiye'nin dört bir yanında dergilerde çıkan Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs Türkleri ile ilgili şiirleri derlemiş, genişletilmiş baskılarını yapmış bir isim ve bunu gönüllü yapan bir isim. Ben kendisini Kıbrıs'a da davet etmek istemiştim ama 90 yaşında olduğu, sağlığı müsait olmadığı için gelememişti ve Kıbrıs Türklerine çok selamımı iletin demişti. Dolayısıyla bu ismi de anmak istedim. Emekli bir öğretmen ve hayatının 50 yılı boyunca Kıbrıs'la ilgili şiirleri derlemiş ve bugün bir araştırma yapmaya kalksak Kıbrıs'la ilgili Türkiye'de çıkmış şiirler, özellikle milli temalı şiirler nereden bulunabilir dediğimizde rahmetli Fahri Ersavaş'ın bu kitabını tavsiye ediyoruz. Hatta 2001 tarihli bir şiiri var. Vefatından epey önce yazdığı. Şiirinde şöyle diyor: "Hayat bu ya. İnanamıyor insan. Geçip giden zaman mıdır yoksa ömür mü? Karma karışık bir şey. Ne kadar da aceleci şu devran." Evet, sizin gibi rahmetli Fahri Ersavaş da zamanın geçiciliği üzerinde durmuş. Efendim ben çok teşekkür ediyorum BRT izleyicileri adına. Bizi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hem dünyaya açılan penceremiz BRT kanallarında dinleyen bütün izleyicilerimize, onlar adına size teşekkür ediyorum katılımınızdan ötürü. Son sözlerinizi alabilirsem. Son sözüm bizi dinleyenlere ve yine tekrar bizi bu güzel ortamda kucaklayanlara ve özellikle size çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir Evkaf ve Kültür programında buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, sevgi ve saygılar.